İyi akşamlar. İsmim Nermin Moğluoğlu. Kalem Ajansı'nın kurucusuyum. Aynı zamanda İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali İTEF'in genel direktörüyüm. Buonasera. Allora, mi chiamo Nermin Moğluoğlu. Sono la direttrice e fondatrice di Kalem Ajans e nello stesso momento sono coordinatrice anche della ITEF. Bu akşam İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ile birlikte düzenlediğimiz İtalya Özel Haftası'ndayız ve son etkinliğindeyiz. Hepimizin çok sevdiği Susanna Tamaro ve çok değerli çevirmen Eren Yücesan Cende ile birlikteyiz. Stasera siamo all'ultima serata della Festival Internazionale della Letteratura di Istanbul, speciale Italia, che abbiamo organizzato insieme all'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul e siamo insieme a Susanna Tamaro, l'autrice più amata da parte dei turchi e poi traduttrice più brava in italiano che sarebbe Eren Yücesan Cendek. Göreve başladığından beri İstanbul'da, Türkiye'de İtalyan kültürünü, İtalyan edebiyatını tanıtmak için çok uğraşan İstanbul İtalyan Kültür Merkezi'nin müdürü Salvatore Bey bize birkaç cümle söylemek istiyor. Ben ondan öncesinde teşekkür ediyorum tüm merkezin ekibine ve İtalyan edebiyatını bize daha çok tanıtmaya devam etmesini rica ediyorum. Ovviamente stasera abbiamo pure Salvatore Schirmo, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul, che fin dal primo giorno che ha iniziato al suo incarico ha fatto del tutto per farci conoscere meglio la letteratura italiana. Adesso la parola lascio a lui, così la ringrazio prima di tutto e lui fa il suo introduzione. Bene, buonasera, buonasera, benvenuti a tutti. L'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul, visto il successo nel 2020 della prima edizione del festival dedicato interamente ad autori e libri italiani tradotti in turco, ripropone anche quest'anno una serie di incontri con scrittori molto amati dai turchi. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet, çok memnunum tabii ki ben de bu akşam sizlerle birlikte olduğum için. Ve İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali İtalya Özel Haftası'nın son akşamında birlikteyiz. Son derece değerli İtalyan yazarlarla bir araya geldik ve güzel bir hafta geçirdik. In questa occasione l'Istituto di Cultura si è avvalso della collaborazione del CEPEL, il Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura Italiano. İtalyan Kültür Merkezi bu kez ÇEPEL'le işbirliği yaptı. İtalyan Kültür Bakanlığı'nın desteğini aldık böylelikle ve bugünleri böyle gerçekleştirdik. Ringrazio per la collaborazione Nermin Moğluoğlu, nota agente letteraria turco e fondatrice, come ha detto lei, di Kalem Ajan. Kalem Ajansı'nın kurucusu Sayın Nermin Moğluoğlu'na çok teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. İnanılmaz bir işbirliği gerçekleştirdik kendisiyle. Sì, e ringrazio anche il presidente del Festival Internazionale della Letteratura di Istanbul, Mehmet Demirtaş, per questa interessante settimana letteraria. Tabii ki Mehmet Demirtaş'a da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kendisi bu haftanın organizatörü olarak son derece başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. Un benvenuto ed un ringraziamento speciale per aver accettato il nostro invito va questa sera a Susanna Tamaro. Siamo molto orgogliosi di averla con noi. Elbette Sayın Susanna Tamaro'ya davetimizi kabul ettiği için teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten onur duyuyoruz onu burada konuk edebildiğimiz için. Sì, lo speciale Italia è andato in onda online sui canali sociali di ITEF e dell'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul dal 23 al 27 luglio 2021. 23-27 Eylül tarihleri arasında da İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali İtalya Özel hem bizim kanalımızdan hem İTEF'in kanalından sosyal medyada yayınlanacak. Sì, la programmazione di questi incontri letterari quest'anno è stata inaugurata dalla scrittrice
Daria Bignardi, con la moderazione appunto di Eren Yücesangenday, che è anche la traduttrice in turco dell'autore. Bu sene ilk önce Daria Bignardi'yi konuk ettik. Eren Yücesangenday hem onun tercümanı oldu hem de moderasyonunu yaptı bu akşamki ilk buluşma, bu haftaki ilk buluşmamızda. Abbiamo parlato con Daria i punti di forza, i legami familiari e la distruttività dell'amore che sono stati i temi del suo libro L'amore che ti meriti, che è stato pubblicato in turco da Kırmızı Kedi Yayınları. Kırmızı Kedi Yayınları tarafından yayımlanan Aşk Hak Edilmeli kitabı üzerinden aile bağlarının güçlü yanlarını, sevginin bağlayıcılığını, bütün bu konuları aynı zamanda da yıkıcılığını konuşarak bir söyleşi gerçekleştirdik. Sì, la programmazione settimanale poi è proseguita con un incontro al giorno con Giuseppe Catuzzella, Matteo Strucul e Paola Peretti. Daha sonra Giuseppe Catuzzella, Matteo Strucul ve Paola Peretti bizlerle birlikte oldu haftanın diğer günlerinde. Oggi per l'incontro di chiusura ospitiamo appunto un'altra scrittrice di grande e consolidato successo che non ha bisogno di moltissime presentazioni né in Italia e né in Turchia, ma io direi in tutto il mondo, Susanna Tamaro. Bu akşam da bizlerle birlikte Susanna Tamaro var. Doğrusu kendisini ne Türkiye'de, ne İtalya'da, ne de dünyanın başka bir yerinde uzun uzun tanıtmaya gerek yok. Zaten gayet iyi tanınıyor. Çok önemli bir isim. Sì, l'autrice che ospitiamo questa sera da ultimo ha pubblicato Una grande storia d'amore nel 2021 con la traduzione di Eren Yücesangenday per Can Yayınları ed è il libro di cui parleremo questa sera. Bu akşam konuk ettiğimiz yazarımızın en son kitabı Türkçe'ye Eren Yücesan tarafından tercüme edildi. Büyük bir aşk hikayesi adını alıyor. Nitekim bu akşamki toplantıda da bu kitap hakkında konuşacağız, fikirlerimizi derinleştireceğiz. Can Yayınları tarafından yayınlandı. Çok teşekkürler Salvatore. Sì. Grazie, grazie sì, Salvatore. Solo un minuto ancora perché volevo rica ediyorum. Volevo prima di salutare, volevo darvi appuntamento alla terza edizione di ITEF Special Italia nel 2022 che ITEF speriamo için. che speriamo possa tenersi dal vivo nel teatro dell'Istituto di Cultura. Şöyle son da cümlem şu olsun istedim. 2022 yılında İTEF'in toplantısını dilerim bu kez İtalyan Kültür Merkezi'nin tiyatro salonunda gerçekleştiririz hep birlikte yüz yüze. Voglio ringraziare la nostra bravissima interprete traduttrice Nur Öztürk. Sevgili Nur Öztürk'e de teşekkür etmek istiyorum bu vesileyle. Un ringraziamento va a tutti i moderatori di questi incontri, Eren Yücesangenday che ho già ricordato, Damla Karakuş, Ayça Çalmak e Tolga Yocgu che hanno condotto gli incontri con grande maestria. Çok iyi bir şekilde moderasyon yapan bütün moderatörlerimize Eren Yücesan, Damla Karakuş, Ayça Çakmak ve Tolga Yocgu'ya da bu vesileyle gene teşekkür etmek isterim. E soprattutto un ringraziamento speciale allo staff dell'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul, a quello di ITEF e a quello di Kalem Ajans. Kalem Ajans, ITEF ve İtalyan Kültür Merkezi'nin bütün çalışanlarına da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Prego, Nermin. Teşekkürler, Salvatore. Çok teşekkür ederim. Evet, İtalyan Kültür Merkezi'nin o muhteşem salonunda olmak çok daha güzel olurdu. Ama şimdi ekranlarımızdayız. Biraz geciktik. Evet, internet bize pek keyifli başlama fırsatı vermedi. Ama buradayız. Zoom'dan bizi izleyenler her an chat bölümünden sorular sorabilirler. Ben de onları Suzana'ya iletebilirim, okuyabilirim.
Certo che saremo molto più contenti quando ci vedremo all'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul al suo meraviglioso teatro, però anche stasera ci possiamo accontentare lo stesso di essere qui con voi. E purtroppo abbiamo avuto alcuni problemi tecnici, ma alla fine abbiamo iniziato e adesso possiamo andare avanti. Bu akşamın haberlerini okuyanlar, sosyal medyadan paylaşımları görenler ve şu anda bizi izleyenler kendime torpil yaptığımın çok farkındadırlar. Chi ha letto le nostre notizie su social media avrà capito che sono un po' raccomandata io così davanti a voi. 25 yaşında üniversiteye başladığım yıl okuduğum kitabın yazarıyla bu kadar yıl sonrasında ekranlarda da olsa buluşmak, hayran olduğum kitapların okuduğum hayatındaki paylaşımları sosyal medyadan severek takip ettiğim çevirmenle aynı karelerde bulunmak çok büyük bir onur. Böyle bir torpil kendime yaptım. Se mi chiedete perché sono raccomandata, perché a 25 anni con grande entusiasmo avevo letto il romanzo di Susanna Tamaro e poi avevo conosciuto Grazia Eran Yücesan Cenday. Tutti e due nomi sono dei nomi preziosissimi per me e oggi come moderatrice sono sullo stesso schermo insieme a loro. Ecco, questo è stata la raccomandazione che ho fatto a me stessa. Bir iyi bir öğrenci olmaya çalıştım ve Susanna ile yapılmış daha önceki röportajları, Türkçe ve İngilizce röportajları okudum. Epey röportaj vermiş aslında. Her kitabında Türkiye'de özellikle çok röportajını okudum. Farklı ne sorabilirim diye aslında çok bocaladım. Sonra şunu düşündüm. Ho letto diverse interviste che ha fatto Susanna, perché ho visto che in tanti anni ha fatto tante interviste in tante lingue, anche qui ad Istanbul in turco. E ho notato che quasi tutte le domande sono state fatte, ma alla fine anch'io ho deciso, ho potuto trovare alcune domande particolari. 15 yıldır, 16 yıldan beri edebiyat ajanlığı yapıyorum. İlk sattığım kitap Şebnem İşigüzel'in kitabıydı ve İtalyanca'ya satılmıştı. Çok güzel bir mutluluktu benim için. Şebnem İşigüzel'in bir kitabında şöyle der: herkesin hikayesi isminin hikayesiyle başlar. Susanna da kendi ismini çok sevmediğini söylemiş bir röportajında. Peki senin ismini neden Susanna koymuşlar, Susanna Tamaro? Allora, 15-16 anni fa ho iniziato a fare questa mia carriera e il primo libro che ho venduto è stato quello di Şebnem İşigüzel. Nel suo libro lei diceva che tutte le persone hanno una storia personale che comincia dal suo proprio nome. Susanna, ho letto da qualche parte che tu non sei molto contenta dal tuo nome. Come mai si è dato questo nome a te? Ce lo puoi raccontare un attimino? Sì, posso raccontare una cosa abbastanza buffa. Allora, io avevo una zia, la sorella di mio padre, che è morta in maniera, a 20 anni, e i nonni volevano che io mi chiamassi col suo nome, e mia madre non voleva assolutamente che dessero il nome di una morta, una bambina, no? Allora lei ha lottato tantissimo, e un giorno ha visto un film con Katharine Hepburn, e si chiama Susanna, ha detto no, mia figlia si chiamerà Susanna, e questo è stato il mio destino. Şimdi şöyle, aslında komik bir hikaye. Benim bir halam vardı, hem komik hem de acıklı biraz. Çok genç ölmüş, 20 yaşında ölmüş ve dedemler de illaki benim adımın onun adı olmasını istemişler. Annem de buna kesinlikle karşı çıkmış çünkü demiş ki yani bir ölün adıyla anmak istemiyorum ben kız evladımı. Bunun üzerine bir film varmış o dönem izlediği, Katharine Hepburn'un bir filmi. Ve o filmde Susan karakterini görmüş ve benim adımın Susan olmasını istemiş. Però devo dire una... Posso dire? Sì. Che in Italia, quando io ero bambina, c'era un formaggino che si chiamava Susanna e che aveva anche una pubblicità con delle canzoni, e dunque era anche bionda come me, la protagonista del formaggino, e dunque questa è stata una lunga persecuzione, per questo ho detestato ancora di più il mio nome.
Ben bu isimden nefret ettim çünkü benim adımın olduğu dönemlerde, yani benim çocukluğumda bir peynir reklamında bu Suzan adı kullanılıyordu, Suzan adı kullanılıyordu. Sarışın, sarı bukleli saçları, bir de üstelik şarkısı vardı. İşte bütün bunları çok protesto ettim, beni çok rahatsız etti o isimle, o peynirle aynı anda anılmak. Ma solo quando ho conosciuto il vero significato del nome, no? Susanna è in ebraico Shoshana è il fiore, il giglio, il fiore bianco, no? È il simbolo della purezza del cuore. Allora ho detto sì, va bene, questo nome, anche se non mi piace, è adatto a me come significato. Ama sonra isminin anlamını öğrendim. Çünkü İbranice beyaz çiçek anlamına geliyormuş. Ve de yüreğin saflığını, güzelliğini anlatıyormuş. O zaman dedim ki ya bu isim bana uyuyor aslında. Güzel bir isimmiş ve o günden beri Susan adını seviyorum. Ben de çok... girebilir miyim? Tabii Eren Hanım size de soracağım çünkü aynı soruyu. Hayır, çünkü şöyle Susanna'nın İbranice'deki karşılığı yani süsen, beyaz... süsen dediğimiz bizim çiçek. Yani Türkçe'de de süsen diye bir kelime var ya, bir çiçek. Ha, işte onun tamam. Aslında İtalyancası Susanna. Anladım. Tamam, çekiliyorum. ama Portemello che traduco perché Eren'e detto il nome vero e proprio che si dice in turco Susanna, cioè süsen. In turco tutti chiami süsen Susanna. Meglio, mi piace di più. Daha çok hoşuna gittiğini söylüyor Süsen isminin. O zaman çok güçlü bir annen vardı Suzan'la. Senin yani kaderine de bir şekilde etki etti. Yani ölen bir ismin, ölen birisinin ismini taşımamak için. Dünyada birçok kadın aslında aynı şeylere evet demek zorunda kalıyor. Ailelerinin, toplumun onlara söyledikleri karşı çıkan bir annenin sonra da doğayla birleşen bir ismiyle şu anda hayattasın. Ne güzel. Susanna, io ho pensato in questo modo. Vuol dire che tua mamma era una donna forte. Perché? Ha negato quello che si diceva da parte dei nonni e non ha scelto quel nome di una persona morta, ma ha scelto un nome che ti ha unito con la natura. Invece oggi al mondo ci sono tante di quelle donne che non riescono a resistere in questo modo. Di conseguenza io mi complimento anche con tua mamma. Sì, lei era una donna molto forte, poi era anche molto giovane, perché una volta si hanno i figli quando si hanno 20, 22 anni, dunque essere forti a quell'età è molto particolare, no? Evet, güçlü bir kadındı, üstelik de gayet gençti, 20-22 yaşlarında bu reaksiyonu verebilmişti, bu tepkiyi verebilmişti. Çok güzeldi. Suzanne, ben bir de yine biyografinden devam etmek istiyorum. Diğer dillerdeki biyografilerine de ulaştığım kadar baktım. Genelde aynı biyografi metnini kullanıyorsun ve yaşadığın ölümcül hastalıktan ve deprem etkisinden bahsediyorsun. Bunları nasıl, biyografini oluşturmaya nasıl karar verdin? Bu ikisinden de bahsetmek seni nasıl etkiledi? Allora io ho seguito anche la tua biografia e ho notato che in varie parti sempre più o meno la stessa cosa hai scritto. Hai sempre parlato di quella malattia grave e del terremoto. E come mai hai costruito questa biografia? Che cosa ti ha spinto, diciamo, di precisare, di sottolineare questi punti specialmente? Ogni angelo è tremendo, naturalmente, no? Parla di questo. Sì, a un certo punto della mia vita ho avuto bisogno di capire come una persona, un bambino, un ragazzo, comincia a sentire di avere la vocazione della scrittura. Io non era la mia passione la scrittura, io ho sempre avuto la passione per le scienze naturali, per l'entomologia, pensavo di fare lo scienziato, non pensavo allo scrittore mai. Però aslında, poi alla fine ho fatto questo, ti faccio tradurre. Aslında şöyle, ben hiçbir zaman yazar olmayı düşünemiyordum. Ben bir bilim insanı olmak için, bir bilim kadını olmak için uğraşıyordum. Birdenbire hayatımda ne oldu da yazar olmaya karar verdim. Belki de biyografim bununla bağlantılı. Çok güzel. E allora, prego, prego. Ho capito che lo scrittore è una persona che fino da bambino si interroga sulla vita, si interroga sulla complessità, si interroga anche sul dolore, che è un grande enigma della vita delle persone, no? È una persona che ama indagare il cuore dell'uomo e ama raccontare e condividere queste indagini. In questo ho avuto un'infanzia abbastanza difficile, ma mi ha dato tanto nutrimento per poter scrivere poi, no?
E dunque era importante far capire ai ragazzi come si capisce la vocazione dello scrivere, che non vuol dire, io ho sempre avuto dei pessimi voti a scuola in italiano, Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında yazar olmak demek ciddi bir araştırmacı olmak anlamına da geliyor. Çünkü siz kendinizi, duygularınızı, başka insanların içinde bulunduğu koşulları, acıları, hayatı, bütün sıkıntıları araştırmak zorundasınız yazar olabilmek için. Yazarın başka bir yazarlığın başka bir eğitimi, başka bir terbiyesi söz konusu değil. Yazarlık dediğiniz şey böyle gelişiyor ve çocuklar ancak bu şekilde yazar olabiliyorlar. Posso aggiungere una cosa interessante? Una volta, quando è uscito Vado di Porta al Cuore, ho fatto una presentazione, era una sala piena di gente, e vedevo nelle prime file una signora che era molto agitata, e questo era un po' preoccupata. Quando ho finito di parlare, questa signora si è alzata in piedi, se vuoi tradurre o continuo? Continuo. Şimdi şöyle bu kitabımın, ilk kitabımın Yüreğinin Götürdüğü Yere Git adlı kitabının tanıtımını yaptığım bir gün baktım ön sırada bir hanım vardı. Gayet ajiteydi, gayet sinirli bir hanımdı. Ne olduğunu merak ettim. Sonra bir konuşma bitince birdenbire ayağa kalktı. Andiamo avanti, Susana. Allora si è alzata e ha detto, ascoltate, ha detto tutto il pubblico. Io ero molto amica della professoressa, della signora Tamaro, che purtroppo è morta, ma sono qui per dirvi che sicuramente non è lei che ha scritto il libro, perché lei non sa scrivere. Şöyle demiş, ben Susanna'nın öğretmeninin çok iyi bir arkadaşıydım. Onun için şunu söylemek istiyorum ki bu kitabı Susanna yazmadı. Susanna kitap yazmayı bilmez. Onun için buna şiddetle karşı çıkıyorum, o yazmamıştır. İnanılmaz. Incredibile questa storia. Peki ne cevap verdin? Che come hai risposto a questo punto, Susanna? Cosa hai detto alla signora? Ma io non ho detto niente, sono le persone in sala che si sono arrabbiate tantissimo e l'hanno mandata via. Benden ziyade salondakiler sinirlendiler. Ben sesimi çıkarmadım. Salondakiler hanımı kovaladılar orada. Çok güzelmiş, çok güzel bir hikaye. Eren Hanım, sizin isminiz neden Eren? Allora, il tuo nome perché Eren? Benim adım şimdilerde tabii erkek adı olduğu için neden senin ismin Eren diye sormak makul tabii. Ama benim dönemimde Eren kız ismiydi. Bana da bir hemşire profesör Eren Hanım'ın adını konduğunu düşünüyorum. Galiba öyle bir şey duymuştum. Benim zamanımda biz okulda hatta iki tane kız Eren'dik o dönemde. Şimdi erkek adı oldu. Ben adımdan memnunum. In questo momento il nome Eren è un nome per i maschi. Però una volta quando io ero bambina, erano le ragazze che si chiamavano Eren. Insomma, il significato di Eren non si può cambiare in turco per uomo, per donna. E molto probabilmente c'era una infermiera professoressa che i miei genitori l'avevano amata e così hanno scelto questo nome. E a scuola noi eravamo due ragazze Eren. Invece adesso ci sono tanti ragazzi piuttosto che si chiamano Eren. Eren'in aslında isminizin unisex olmasından öte kim koyduğunu ve hani kimden esinlenerek koyduğunu sormuştum ama profesör bir hanımın ismini taşımanız da ne kadar güzel. Ben biyografinizden yine soru sormak istiyorum. Biliyorum ki 150'den fazla ya da 150 civarında çeviriniz var ve Susanna Tamaro'nun bütün kitaplarının çevirmenisiniz. Sanırım bu çok güzel bir şey olsa gerek, bunu böyle kocaman ağızla söyleyebilmek. Susanna'dan başka bütün kitaplarını çevirdiğiniz yazarlar var mı? Allora, bir dakika Erancio. allora, ovviamente ho letto qualche cosa anche sulla tua biografia e ho visto che hai tradotto circa 150 libri dall'italiano al turco. E tutti i libri di Susanna Tamaro sei stata tu a farcelo leggere. Invece, oltre Susanna, ci sono altri autori dei quali tutti i libri sono stati tradotti da parte tua? Ha detto sì e poi sentiamo. Andiamo avanti. Ho detto sì pensando a Ferrante,
Ferrante. Pardon, ben Türkçe konuşacaktım. Pardon. Ferrante'yi düşünerek evet dedim. Fakat sonra hatırlıyorum ki Ferrante bundan çok yıllar önce, yani bir 15-20 yıl önce belki iki kitabı çevrilmiş çok önce. Ve literatür yayınlarından çıkmış. Onu unuttum ve hepsine ben çevirdim gibi dedim ama değil. İlk iki kitabı. Yani Darya Binyardin'in iki kitabı var zaten Türkçe'de, ben çevirdim. Yani Valerio Massimo Manfredi'nin mesela tek kitabını, ama böyle bir Susanna'dan başka şu anda aklıma gelmiyor. Evet, bu kadar. Oggi Susanna non mi ricordo altri autori. Prima ho detto sì perché mi ricordavo di Ferrante, ma poi mi sono ricordata, resa conto che lei 15-20 anni fa con i suoi due libri era stato tradotto da un'altra traduttore, traduttrice. Insomma, poi c'è Valerio, Darya Binyardi con tutti i suoi libri che ho tradotto in turco. Credo che Susanna è il massimo. Susanna ile yaşlarınız yakın ve işte bu şu anda 115. baskısı var bende. İlk baskısından okumuştum Eren Hanım. Yüreğinin götürdüğü yere git. Üniversite 1. sınıftaydım. Çok iyi hatırlıyorum. Şimdi 115. baskıda. Bu kitabın çevirisiyle, son çıkan Büyük Bir Aşk Hikayesi'nin çevirisini yaparken Eren Yücesan, Cende'yi nasıl değişikti? Yani o günden bugüne nasıl değiştiniz? Allora, quando io avevo letto questo primo libro, era la prima edizione di Susanna Tamaro, dove va dove va il tuo, dove ti porta il tuo cuore. Oggi invece siamo arrivati a 115esima edizione, proprio 115esima stampa. E da quel giorno a oggi sono passati tanti anni, io facevo il primo anno dell'università in quel periodo e oggi Eren ha tradotto anche l'ultimo libro di Susanna. Adesso voglio chiedere a Eren, da quel giorno a oggi tu come ti sei cambiata? Ben Susanna Yüreğin'in götürdüğü yere gitip çevirmeden önce sadece birkaç Pavese, birkaç Calvino çevirmiştim. Yolun başında bir çevirmendim ve ne maddi ne manevi hiçbir kazanımım olmadığını düşünüyordum. Çünkü yani tam 40 yıl, 35 yıl önceden bahsediyoruz ve artık ben bu işi bırakacağım çünkü ne bir maddi kazancım var. Ne de hani sen Eren misin, hangi kitabı çevirdin, o kitabı ben okudum falan gibi, yani şimdi Susanna sayesinde aldığım yorumları almıyordum. Allora posso dire così, io prima di tradurre il libro di Susanna, cioè 35-40 anni fa, avevo tradotto alcuni libri di Pavese e di Calvino e a dire la verità mi sentivo molto insoddisfatta perché non c'era nessuno che mi conosceva come una traduttrice e poi non è che guadagnavo un granché. Ero arrivato a quel punto che magari pensavo di smettere questo mestiere, questa professione. Ve astrolog bir arkadaşıma bunu söylediğimde, o da bir sınıf arkadaşım, bana dedi ki hayır, senin yıldızların tamamen kitap, yazı, dil üzerine, sakın ha bundan vazgeçme dedi. Ve hemen arkasından karşıma çıkan, ben peşinde koştuğum için karşıma çıkan kitap Yürek oldu ve Yürek her şeyi değiştirdi. Di questo ho parlato con una mia amica che si interessava di astrologia, che era una mia compagna di scuola anche lei, e ho detto questa mia idea e lei mi ha detto no, le tue stelle ti raddrizzano proprio per la scrittura, per i libri, per queste cose. E io finché ci correvo dietro e correndo dietro ho trovato questo meraviglioso libro e veramente, come ha detto lei, tutto è cambiato nella mia vita. Bu sorum şu anda pardon. Bir şey ekleyeceğim. Ne değişti dediniz ya, ben Yüreğini Götürdüğü Yere Gitti çevirirken, tabii ki 1995 senesiydi, oradaki genç kızdım. Anne de değildim, anneanne de değildim. Oradaki genç kız gibi kendimi hissediyordum. İsyankardım, Amerika'ya gidebilirdim.
cevap vermeyebilirdim mektuplarıma. Kitabı dönem dönem tabii ki yeniden okuyorum ve artık anne de değil anneanneyim. M'hai chiesto che cos'è cambiato nella tua vita? Nel 95 io ho tradotto il libro di Susanna e in quel periodo io ero quella ragazza giovane di quel romanzo. Invece è come lei, mi opponevo a tutto, potevo andare in America, magari non scrivere nessuna lettera ai miei. Invece oggi sono mamma e sono nello stesso momento anche una nonna. No, no, no. Yani kitaptaki anne değil, kitaptaki anneanneyim. Cioè, non più la mamma del libro, ma sono proprio la nonna che c'è nel libro. Cioè, mi sono maturata in questo modo. Henüz anneanne olmadınız ama. Ah, per adesso non sei nonna, vero? Era. No, no. Peki, çok tatlıymış bu. İlk günde çalışmaya başladığınızda iletişimde miydiniz Eren Hanım, Susanna'yla? Vi siete messi sempre in comunicazione con signora Susanna quando hai iniziato a lavorare per il suo libro? İlk günlerde değil zannetmiyorum. Fakat sonra Gendaş diye bir yayın evinden bir kitabı çıkmıştı. O zaman onlar onu İstanbul'a davet ettiler ve Suzan'la bütün seyahatleri, ondan önceki bütün can yayınlarının bütün davetlerini reddettiği halde onu böyle bir kabul edeceği tuttu. Geldi ve işte o zaman irtibata geçtik. İstanbul'a geldikten sonra da zaten bir daha irtibatımız hiç kopmadı. In quel momento non eravamo in comunicazione, però una casa editrice Gendaş l'ha invitata, lei che rifiutava tutte le invite di Gian Yayınları, quella volta, chissà perché, l'ha accettata e così ci siamo conosciute. E da quel giorno in poi non ci siamo mai staccati, siamo stati sempre in comunicazione. Susanna, Türkiye'ye geldin, Türkiye'de daha fazla okura ulaştın. Kaç farklı ülkeye gittin şu ana kadar hayatında? Susanna, sei venuta in Turchia, so che sei stata letta molto in Turchia, ma oltre la Turchia, quanti altri paesi hai visto? Ma non molti paesi, perché per me è abbastanza difficile viaggiare. Alcune persone. Sì. Çünkü benim için seyahat etmek pek kolay değil. Sono andata nei paesi in cui avevo un forte rapporto con la traduttrice, come il Giappone. Per me andare in Giappone era un incubo, assolutamente. Ma assieme ad Eren, la traduttrice giapponese, è quella con cui ho avuto un rapporto più stretto proprio di affinità letteraria, spirituale. Dunque sono andata in Giappone, anche lei è venuta varie volte a casa mia in Italia a lavorare. Poi sono stata molte volte in Spagna e in Portogallo. İspanya, Portekiz ve Japonya'yı sayabilirim. Çünkü bu ülkelerdeki tercümanlarımla çok iyi ilişkilerim olmuştu. Özellikle Japonya'daki tercümanım da Eren de bilecektir. Son derece güzel bir ilişkim olmuştu. O yüzden gittim bu üç ülkeye. Si, Susanna, scusa, mi senti ho interrotto. Sì, no, e poi l'ultima cosa, ho fatto un viaggio in Ecuador, perché avevo un fan club in Ecuador, a Quito. E le socie del fan club hanno pagato il loro biglietto perché volevano stare qualche giorno con me. Allora lì mi sono commossa e ho detto va bene, vado fino in Ecuador. Anche è stato un viaggio per me spaventoso perché era lunghissimo, ma è stato molto bello andare in Ecuador e stare con le elettrici dell'Ecuador. Bir fan club var ve beni Ekvador'dan davet etti o fan club. O kadar özenle davet etmişlerdi ki onları kıramadım. Aslında benim için çok ürkütücü bir yolculuktu çünkü çok uzun bir seyahatti ama bir de Ekvador'a gittim, onu da ilave etmem lazım. Çok güzel, farklı farklı ülkelere gitmişsin. Susanna, şu anda yaşayan, İtalyanca yazan ve dünyada en çok okunan yazarların başında geliyorsun. Ve bunu söylerken İtalyan yazar Susanna Tamaro deniyor. İtalyan olmakla ilgili düşüncelerin neler? Edebiyatın önüne senin doğduğun ülkenin, yazdığın dilin isminin eklenmesi sana nasıl geliyor? Allora, Susanna, tu sei in questo momento l'autrice che vive, che è famosa in tutto il mondo e si specifica sempre dicendo Susanna Tamaro, l'autrice italiana. Questo come ti fa sentire? Essere italiana per te cosa vuol dire?
Ma per me è una... Sì, prego. Sì, sì, ce lo puoi spiegare. Sì, 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 ma per me è una cosa bellissima perché io penso che per un artista nascere in Italia è la sorte più fortunata in assoluto, anche se l'Italia in verità più che un paese di scrittori è un paese di pittori, perché è talmente bella che non viene da entrare in interiorità, ma di guardare le bellezze, no? E infatti io sono nata sul confine dell'Italia, proprio a 2 chilometri dalla Jugoslavia, no? E per questo ho potuto essere. Però per me è una cosa meravigliosa essere italiana, sono molto orgogliosa di rappresentare l'Italia, di avere tanti lettori in tanti paesi e di essere in costante dialogo con questi lettori, no? Açıkçası beni çok mutlu ediyor İtalyan olmak. Çok büyük bir keyif. Çünkü sanatçı olmak İtalyan olmakla bağdaşan bir kavram. Gerçi İtalyanlar daha çok ressamdır. Çünkü ülke o kadar güzeldir ki resmetmekten zevk alırlar. Ben sınırda doğdum. Tam İtalya'nın içinde değil. Ama gene de dünyanın her tarafında okurumun olması ve İtalyan olmam beni çok mutlu eden bir olgu. Çok güzelmiş. Aslında büyük bir aşk hikayesinden konuşmak istiyorum ama son zamanlarda okuduğum, daha önce okumadığım Kaplan ve Cambaz'dan ilhamla bu şu soruyu sormak istiyorum. Çocuklar için, evet çocuklar için yazman ya da işte halen çocuk ruhlu olanlar için yazıyor olmak, yazmaya başlamak nasıldı? Çünkü o kitapların içerisinde ciddi bir yetişkin eleştirileri de var. Yetişkinleri bu dünyaya verdiği zararlar ve çocukları şekillendirirken ki hatalarının eleştirileri var. Bunlardan tepki aldı mı? Bu konularda yetişkinler, okurlar, anneler, babalar sana tepkide bulundular mı? Bir de teknolojiyle bu akşam da birazcık kötü oldu ama teknoloji eleştirilerinde var. Bunu nasıl katıyorsun? Yani ben iki çocuk kitabını da okudum ve çok etkilendim. Bana çok çok iyi geldiler. Io letto pure i tuoi libri che hai scritto per i bambini. Sono dei libri bellissimi, proprio mi sono piaciuti tanto. E ho visto che in questi libri stai criticando gli adulti perché stanno sporcando il mondo, stanno danneggiando la natura e poi stai criticando pure la tecnologia. Insomma, su questo sei stata criticata, cioè i genitori, gli adolescenti, diciamo, ti hanno detto qualche cosa su questo? No, anzi, i miei libri per bambini sono veramente ormai dei classici in Italia e per me è una grande gioia quando incontro persone che hanno 30 anni e che mi dicono: signora Tamaro, io ho cominciato a leggere e a capire qualcosa del mondo con i suoi libri per bambini. Yok yok, hiçbir eleştiri almadım. Diyebilirim ki çocuk kitaplarım da İtalya'da klasiklerin arasına girdi. Ve şu anda 30 yaşında gençler görüyorum. Bana geliyorlar ve diyorlar ki ilk okuduğum kitap sizin kitabınızdı. Bu beni ayrıca mutlu ediyor, keyiflendiriyor. Io penso che è importantissimo scrivere per bambini e anche perché quello che si ama da bambini rimane dentro tutta la vita, ma è anche molto, 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 molto più difficile che scrivere per adulti. Per bambini è quasi impossibile. Çocuklar için yazmak son derece önemli ve çocuklar için yazdığınız takdirde hayatın içinde oluyorsunuz. Ancak şunu da söyleyeyim, çocuklar için yazmak büyükler için yazmaktan çok çok daha zor. Evet, bunu tahmin ediyorum. Az önce söylediğin ilk defa okuyanlar, aslında sorularım arasında bu da vardı. Birisi sana, daha önce hiç senin kitaplarını okumamış birisi, hangi kitabını önerirdin? Eren Hanım, bu soruyu size de soracağım. Size Suzanne Tamaro'yu okumadım, İlk hangi kitabından başlayayım diye birisi gelirse hangi kitabını tercih ederdiniz ve neden? Diciamo che arriva qualcuno e dice: io non ho letto nessun suo libro. Quale libro me lo consiglia? E quale sarebbe questo libro e per quale motivo? La stessa domanda poi anche a Eren. Sì, ma naturalmente quando si scrive un libro che ha un successo così mondiale come Vado dove ti porta il cuore, viene naturale dire Vado dove ti porta il cuore, perché è la porta d'ingresso della mia opera. Però guardo abbastanza il tipo di persona, in base alla persona cerco di consigliare il libro giusto.
Eso puoi continuare. Yani şöyle, tabii ki dünya çapında başarı kazanmış, bu kadar tanınmış, yüreğinin götürdüğü yere git adlı bir kitabım var. Elbette o tavsiye edilebilir. Ancak şuna da dikkat etmek lazım. Bir kitabı tavsiye ederken karşımdaki insan nasıl bir insan? Eğilimleri nedir? Neyi bekliyor? Onu da değerlendirmek lazım. Perché vorrei aggiungere una cosa, quello che Ren prima su Vado di Porta al Cuore. Vado di Porta al Cuore è un libro di non molte pagine, perché non ha 300-400 pagine, ma in realtà è come una scatola magica. Tu lo apri e trovi sempre qualche gioiello che ti illumina la giornata, no? E poi continuo. Aslında 200 sayfalık bir kitaptır bildiğiniz gibi. Öyle çok kalın bir kitap da değildir ama mücevher gibidir. Bir açtığınızda birdenbire dünyanızı aydınlatır sizin o kitap. Perché a ogni età trovi qualcosa che ti illumina. Adesso io ho l'età appunto, come dice Ren, delle nonne, no? Ma incontro delle adolescenti che lo leggono adesso e dicono questo libro è stato scritto per me, proprio ha letto nel mio cuore questo libro, no? O anche delle signore di 30 anni, 40 anni, dicono, ah veramente adesso capisco, l'ho letto quando avevo 18 anni, ma adesso che sono mamma capisco altre cose. Quando lo leggi a seconda età capisci un altro livello del libro. Farklı biçimlerde etkilemektedir. Yaşlı insanlar bugün okudukları zaman, "Aa, bu benim gençliğim, benim gençliğime tercüman olmuşsunuz." diyor. 30 yaşında, 60 yaşında, 30 yaşındaki insanlar, "Ben bunu başka bir gözle okudum." diyor. 60 yaşına geldiği zaman o zaman okuduğunun farklı bir yere geldiğini söylüyor. Dolayısıyla herkese farklı dönemlerde, farklı biçimlerde hitap etmiş bir kitaptır. O zaman ben de yanıtımı vereyim. Ben de tabii ki, yani birisi hiç okumadım dediğinde tabii ki Yüreği veya en son kitap Büyük Bir Aşk Hikayesi. Çünkü o daha bir aşk hikayesi, yani herkese hitap eder ve okuyan herkes şu anda onu çok beğendi. Beğenmedim diyen yok. Fakat bu Yüreğinin Götürdüğü Yere Gittim bir büyülü olmaz durumu var hakikaten. O da büyülü dedi. Hakikaten yani ben yıllar içinde işte bu kaç yıl içinde defalarca o kitabı açtım. Ya ben bu satırı hiç okumamışım dedim. Aa, böyle bir cümle varmış burada dedim. Her seferinde, yani her sefer beni şaşırttı. Ve mesela ben ne zaman kurabiye kek yapsam, ne zaman yılbaşı ağacı süslesem hep o kitaptaki sahneler geldi aklıma. Ecco, anch'io avrei consigliato senza dubbio il primo libro di Susanna Tamaro, però nello stesso momento avrei consigliato anche questo ultimo libro, perché quasi tutti quelli che hanno letto mi hanno parlato in un modo meraviglioso di questo ultimo libro. Non c'è nessuno che ha detto non mi è piaciuto questo libro. Però, ritornando al primo libro di Susanna Tamaro che ho tradotto, posso dire che è veramente un libro magico, perché ancora apro qualche pagina e vedo, ma questa frase io non avevo mai letto. Oppure quando comincio a preparare in cucina qualche cosa, oppure magari mi metto a decorare l'albero di Natale, mi ricordo sempre alcune scene di quel libro, cioè indimenticabile, ha una magia particolare quel primo libro. Aynen, bir de burada bir şey daha eklemek istiyorum. Çocuk kitapları arasında Büyülü Çember var, Tombul Yürek var, Kitaplardan Korkan Çocuk var ve işte Kaplan ve Cambaz var. Kitaplar efendim? Koşbart. Atlabart var. Bu kitaplardan Korkan Çocuk zannediyorum ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye listesinde de var. En çok baskı yapan, yani inanılmaz sayıda baskı yaptı ve her ilkokul çocuğu Türkiye'de Kitaplardan Korkan Çocuğu okudu. Çok güzelmiş. Intanto, visto che abbiamo parlato dei libri che ha scritto per i bambini, ci sono 3-4 che Eran li ha nominati uno per uno. Comunque vuole precisare una cosa, che il Ministero dell'Educazione Scolastica ha consigliato ai bambini di leggere Il bambino che ha paura dei libri. In effetti papirofobia. Vero. Ecco, in effetti quasi tutti i bambini turchi hanno letto questo suo libro che è bellissimo.
Şahane. Suzan'la izleyicilerimiz arasından gelen bir soruyu şu anda sormak istedim. Ruh edebiyat akraban olduğunu düşündüğün diğer yazarlar, başka yazarlar var mı? Allora c'è una domanda che viene dai partecipanti, da chi ci sente, che dice una certa fratellanza di anima con qualche autore oppure autrice. Ma io quando faccio domande mi sento sempre un po' smarrita perché mi sento come a scuola e non mi viene nessun nome perché ho paura che sia un'interrogazione. Dunque... Bu sorular sorulduğu zaman hep bir korkarım. Kendimi okuldaki öğrenci gibi hissederim. Bir an ne cevap vereceğim diye bir korkuya kapılırım. Potrei dirvelo forse domani che veramente che in questo momento hiç cevap vermek zorunda değilsin. Şu anda çünkü aklıma böyle bir şey de gelmiyor. Belki yarın o zaman, size yazarım. Evet, geçerse evet sonrasında yazarsın. Kitapların isimlerini sormak istiyorum. Aslında ben daha çok çevirmen ve yazarla birleşen sorular sormak istedim bu akşam hazır ikinizi de bulmuşken. Kitapların isimleri Türkçe'ye birebir mi çevrildi? Ecco, buna nasıl intanto, karar veriyorsunuz? Ecco, intanto volevo chiedere un attimino i nomi, i titoli dei tuoi libri. E visto che siete tutte e due qui, se questi nomi sono stati tradotti letteralmente dall'italiano al turco oppure cambiato? Come avete deciso? Insieme l'avete deciso su questo? No, ha deciso Eren, perché io non so come sia il titolo turco. Eren karar verdi. Ben Türkçe bilmediğim için Eren karar verdi. Hepsinin adı, hemen hemen hepsinin adı şu anda hepsi aklımda değil ama birebir çevrildi. Hatta şimdi burada bir arkadaş Rüzgar ne diyor demiş mesela. Bir tek yüreğinin götürdüğü yere gitti devamı gibi olan bir kitap var. Yüreğimin sesini dinle Türkçesi. Onun İtalyancası Ascolta la mia voce. Ascolta la mia voce benim sesimi dinleydi galiba. Ben onu yüreğimin sesini dinle gibi yaptım ki ilk kitabı biraz anıştırsın ve akla getirsin gibi. Bir de işte papirofobia, kağıt korkusu. Onu Can Yayınları'nda kitaplardan korkan çocuk olarak çevirmiştik. Hatta Anima Mundi, yürekten hemen sonra yazdığı kitabın adı Anima Mundi. Onu dünyanın ruhu, evrenin ruhu falan gibi çevirip çevirmemeyi düşündük. Ama ben o zaman internet yoktu ama gene de araştırdığım ansiklopedilerden Anima Mundi'nin çok derin bir anlamı olduğunu görmüştüm. Ve küçük bir şekilde üstte dünyanın ruhu yazıyor ama mesela Anima Mundi bıraktık onu ve kimse itiraz etmedi. Quasi tutti i libri abbiamo tradotto così come era, letteralmente tradotto in turco. Soltanto il secondo libro che diceva come se fosse il secondo libro, una continuazione diciamo del primo dove va dove ti porta il cuore, è stato tradotto in turco come... Yüreğimin sesini dinle. Senti la voce del mio cuore, in modo tale da far ricordare il primo libro. Ho scelto questo, se non mi sbaglio tu avevi detto ascolta la voce, era così il titolo, sì. Se non mi sbaglio. Poi ho cambiato pure papirofobia, perché papirofobia insomma non coincide con quella paura dei bambini dai libri e Anima Mundi, d'altronde, siccome ha un significato molto molto profondo, l'ho voluto tenere lo stesso, l'ho scritto in un modo piccolo, la traduzione sopra, ma sotto ho lasciato Anima Mundi perché è oltre l'anima del mondo, va oltre all'anima del mondo come significato, è molto più profondo. Posso dire una cosa? Söyleyebilir miyim? Buyurun. Allora, adesso l'editore italiano mi ha detto di cambiare titolo per papirofobia, che adesso forse lo chiamerò come in turco a questo punto, il bambino che non amava leggere, ma io ho dato questo nome, papirofobia, perché mi arrabbiavo con i miei nipoti che non leggono niente, e dicevo, voi siete tutti malati di papirofobia, perché avevano allergia per la carta, no? Ecco, erano tutti sulle cose elettroniche, così il nome è nato dal...
delle mie cose con i miei nipoti che non leggevano niente. Aslında bu kitaplardan korkan çocuk ismi Türkçedeki çok hoşuma gitti. Ben papirofobi koydum kitabın adını. Çünkü yeğenlerime bakıyordum. Hepsi de kağıtlara yanaşmıyorlardı. Hepsi elektronik ortamlarda, sadece bilgisayarlarda vesaire de. Dolayısıyla sizin hepinizin papirofobisi var. Hastasınız dedim. Oradan bu kaldı ve böylelikle de kitabın adı oldu. Çok güzelmiş. Suzana, Büyük Bir Aşk hikayesini okurken, yani daha öncekilerde şöyleydi, aşık olmak istiyor. Senin kitaplarını okuyunca insanlar daha çok aşk istiyorlar hayatlarında. Ama Büyük Bir Aşk hikayesinde aşkın değişiminde ilişki kötüye giderse, bunun başka bir seviyeye, başka bir dönüşüme izin vermemiz gerektiği duygusu oluştu bende. Yani hemen bitirip yeni bir ilişki değil, yeni bir aşk değil. O aşk değişebilir, başka bir sayfaya geçebilir duygusu oluştu. Genelde gelen tepkiler nasıl bu konuda? Leggendo il tuo ultimo libro, ovviamente ci viene sempre questa voglia di innamorarsi subito quando leggiamo questi tipi di romanzi. Però tu in questo romanzo dici anche un'altra cosa. C'è un cambiamento, c'è una trasformazione, magari finisce una storia, l'indomani invece di trovare un altro amore, bisogna aprire una nuova pagina. Io ho avuto questa sensazione. Che tipi di reazioni tu hai avuto dai lettori di questo libro? Dai lettori, ho avuto delle reazioni molto belle e anche molto profonde, perché è una storia complessa, ma anche che tocca tante corde delle persone, soprattutto nel corso della vita, no? E non siamo più abituati a pensare alla vita come un percorso evolutivo, in cui appunto finisce una cosa e poi magari si apre un'altra porta dentro di noi e vediamo un mondo che non conoscevamo. Derin buldu insanlar, bütün okurlar bu kitabı gayet derin buldu ve çok olumlu tepkiler verdiler. Çünkü insan hayatının karmaşıklıklarını anlatmaya çalıştım. Üstelik de gelişimin altını çizmeye çalıştım. Sizin de söylediğiniz gibi insan gelişmekte, geliştiği zaman da olaylar birbirinin ardından başka şeylere evrilmekte diye düşündüm ve böyle yazdım. Ma devo dire un'altra cosa, che questo libro è un libro che da tanti anni volevo scrivere una grande storia d'amore, ma è molto difficile scrivere una grande storia d'amore. Ma al tempo stesso, quando ho cominciato, ho avuto la stessa sensazione che ho avuto mentre scrivevo Vado dove ti porta il cuore. E perché ogni giorno per me era una sorpresa dei personaggi, quello che dicevano, quello che facevano. E ero così felice mentre lo scrivevo, perché era un regalo per me, no? Non tutti i libri sono uguali, come si chiama, si fa fatica, cioè, ma questo è stato un regalo, come è stato per me Vado di porta al cuore. E şöyle de söylemek, şunu da ilave etmek isterim. Aslında çok uzun bir süreçte yazdım ben bu kitabı. Zor da yazdım, zor da bir kitap oldu. Ama inanılmaz bir şekilde o ilk yazdığım, ilk ünlenen kitabım gibi yüreğinin götürdüğü yere git kitabında olduğu gibi bir duygulanım yaşadım. Aynı sürprizleri yaşadım, mutlu oldum. Bana bir hediye gibi geldi bu kitap. Her seferinde yeni bir şey yazabiliyordum. Her gün ayrı bir biçimde bu mesajı verebiliyordum. Bu duygulanımları yaşadım bu kitabı yazarken. Evet. E poi? L'ho anche scritto tutto a mano su un quaderno e questo mi ha dato una sensazione della musica della parola che non ho mai avuto col computer. Üstelik de bu kitabı deftere kalemle yazdım. Ve bu hiçbir şekilde bilgisayar kullanmadan olağanüstü bir müzikalitesi de oldu bu anlamda bu kitabı. Ben çok sevdim kitabını. Io ho amato tanto il tuo libro. Evet. Grazie. Evet, gençlikte 25 yaşındaki Nermin'in okuduğu, yüreğini götürdüğü yere git Nermin büyümüş. Hayatı birazcık daha anlamış, yaşadıklarını anlamlandırmış olarak okudum. Bunu bana anlattı. Evet, bunları yapmışsın Nermin, şimdi sen buradasın dedi. Ben iyi ki okudum dedim bu kitabı. Ma insomma. Anche molte donne mi hanno scritto, mi hanno scritto sui social e detto, magari aver incontrato un uomo come Andrea.
Sosyal medyadan pek çok okurum. Keşke Andrea gibi bir adamla karşılaşsaydım diye yazdılar bana. Intanto Nermina detto che a 25 anni avevo letto il suo romanzo e adesso ho letto un'altra volta un altro suo romanzo e ho sentito, ho capito, mi sono resa conto di essere cresciuta. E pur essendo cresciuta, ho trovato la stessa felicità anche leggendo questo suo romanzo. Sana Eren Hanım çok teşekkür ederiz. Bu akşam teknik aksaklıklara rağmen direndik ve bu akşamı gerçekleştirdik. Sizinle aynı ekranda olabilmek benim için bir gururdu. Bütün ekibim adına bunu söylüyorum. Bu akşamı gerçekleştiren ekibim adına. Son bir kelime olarak aslında, son bir soru olarak şöyle bir şey rica ediyorum Suzanna. Bize bir İtalyanca kelime seçsen, buradaki izleyenlerin öğrenmesi, İtalyanca bilmeyenler için hangi kelime olurdu İtalyancadan? Allora, prima di tutto vi voglio ringraziare, è stata veramente una serata meravigliosa, se anche abbiamo avuto alcuni problemi tecnici, abbiamo potuto condividere lo stesso schermo, il che è un grande orgoglio per me proprio. Adesso una ultima domanda, Susanna. Se vuoi scegliere una parola italiana, quale avresti scelto per insegnare ai turchi? Cioè la parola che ti piace di più in italiano. Ah, anche questo è difficile, sono parole talmente belle. Però veramente passione. A me piace la parola passione, perché viviamo in tempi in cui la gente vive delle vite tristi, senza passione interiore, senza passione per la vita. E dunque io amo la vita, ho passione per la vita, e nel temperamento italiano c'era molta passione per la vita. Dunque la parola è passione, passione per la vita. Şöyle söyleyeyim, tabii bu da zor. Çünkü İtalyanca'da çok güzel sözcükler var. Hangisini seçsem diye bir an düşündüm. Ama sonra passione, yani tutku diye çevirebilirim değil mi Eren? Sen de Evet. Çünkü tutku güzel bir sözcük. İnsanın, ben bakıyorum şu anda insanlar tutkusuz yaşıyorlar. Oysa hayata dair tutku olmalı, işinize dair tutku olmalı. Her şeye tutku beslemelisiniz diye düşünüyorum. Olumlu anlamıyla tabii. Çok güzelmiş. Çok sevdik bu kelimeyi. Eren Hanım, sizin var mı bize İtalyanca'dan bir kelimeniz? Şimdi ben de birdenbire böyle siz sorunca dedim bir amore dedim önce. Söyledim ki amore'yi zaten bilmeyen yoktur herhalde dedim. Herkes biliyordur amore kelimesini dedim. Ama passione gerçekten, tutku gerçekten güzel. Fakat passione'de şöyle de bir şey var. Üstelik büyük bir aşk hikayesine de çok uyan bir kelime oldu değil mi? Evet, hakikaten. Bir İtalyanca söyleyeceğim. Passione di Gesù su quel quadro, no? C'è sempre questo tema che si svolge nella pittura. Passione di Gesù. Anche. Ecco. Şimdi İtalyanca'da bir de İsa'nın Passione di Gesù diye çeşitli her ressamın İncil'den alınmış sahneler için tabloları var ve bu aynı o anlamda, yani resimde ve tarihte ve İncil'de o çile anlamına geliyor. Ve bizim bazı çevirmenlerimiz bu İsa'nın çilesi değil, İsa'nın tutkusu olarak çeviren, yani bu tabloyu gördüğünüzde ve İsa'nın tutkusu diye okursanız orada çile anlamında. Evet. Passione. Bu da bir çevirmenden alabileceğimiz en güzel kelime örneği oldu o zaman. Teşekkür ederim. İkinize birden bir kelime seçtim. Teşekkürler diyorum. Türkiye'deki Türkçe okurları için bize yazdığınız, bize çevirdiğiniz için teşekkürler. Allora, io invece dal turco voglio scegliere una parola per voi due, dice signora Nermin, che sarebbe teşekkürler, cioè grazie, perché avete scritto, perché avete tradotto. Grazie mille. Teşekkürler. Grazie. Grazie. Ve bu akşamı bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum herkese katılanlar için. Diğer akşamların kayıtlarını da sosyal medya hesabından, İTEF'in YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Başka İtalyan edebiyatı haftamızda gelecek yıl buluşmak üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın. Allora io vi voglio salutare, vi voglio ringraziare, ma tutti, anche quelli che hanno partecipato, che hanno passato questa sera con noi, e questo programma sarà
pubblicato anche dal social media. Rimanete con la letteratura, speriamo di rivedersi l'anno prossimo. Grazie. Ciao. 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 Ciao.